Merhaba arkadaşlar, bugün de sizlere Acer, Ikonia ve 510 serisi tablet PC'leri nasıl kuracağımıza dair bilgi vereceğim. Önünde görmüş olduğunuz cihaz bu şekilde. Bir tablet PC sökülebiliyor tabii, bu tablet haline de gelir. Bir klavye mekanizması var, onu takıp tablet olarak da PC olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi buna peki biz USB ile nasıl format edeceğiz? O konuya gelelim. İlk olarak size bir USB Windows kurulumu lazım. Bunun için ne yapıyoruz? Windows 10 32 bit, 64 bit değil, 32 bit olacak önemli kuram. Bundan 64 bit yükleyemiyorsunuz, işlemcisi Atom işlemci olduğu için 64 biti kuramıyorsunuz. 32 bit bir ISO dosyasını indiriyorsunuz. Rufus programı yardımıyla bu 32 bit işletim sistemini FAT32 olarak biçimlendirdiğiniz flash'a atıyorsunuz. Nasıl yapıldığını videomun açıklama kısmında vereceğim. Buradaki detay neydi? 32 bit bir işletim sistemi kurabiliyorsunuz arkadaşlar, 64 biti kuramıyorsunuz. 32 bit işletim sistemini şöyle bir de şuradaki OTG kablosu yardımıyla USB'mize takacağız. Şimdi niye OTG kablosu kullandım? Çünkü aşağıdaki USB girişini, şu USB girişini ben biraz sonra kurulum ekranında fare olarak kullanacağım için bana iki tane USB girişi lazım. OTG kablosu temin ettim. Cihazımın OTG girişine, data girişine taktım. Şu anda takılı bilgisayarım. Daha sonra bilgisayarımın kapatalım tekrardan. Ayarlarına nasıl yapacağımızı size anlatacağım. Tabletim kapalı. Tabletim kapalıyken şurada görmüş olduğunuz şuradaki ses kısma tuşuna ve power tuşuna basacağım. Hemen ses kısma tuşuna basılı tutarken power tuşuna basılı tutuyorum. Power'dan elimi çektim. Ses kısma tuşunu şimdi çektim. Benden şifre istiyor. Şifremi giriyorum arkadaşlar. Basit bir şifre girmiştim ben. Şifremi girdikten sonra karşıma BIOS ekranı gelecek arkadaşlar. Siz de şifresi istemeyebilir. İlk başta yapacağınız şey bu bilgisayara bir şifre koymanız. Şifre koymadığınızda garip bir şey ki cihazınızın USB boot ayarı yapılamıyor. Bunun için ne yapıyoruz? Öncelikle main sekmesinden şuradaki F12 boot menüsünü enable yapın. Enable olacak burası. Daha sonra security sekmesinden şuradaki supervisor password is yazan yeri set deyip iki tane doğrulama ile beraber şifrenizi girin. Basit bir şifre giriyorsunuz. Burayı sakın unutmayın, bu şifreyi. Cihazınızı açmayabilirsiniz. Şifremizi girdik. Daha sonra şuradaki F12'yi aktifleştirdik. Şifremizi girdik. Boot menüsüne geldik. Boot menüsünde USB'miz, yani şu cihazımızı birinci sıraya alıyoruz. Eğer ki ikinci sıradaysa şu cihazımız, bunu şuradaki birinci sıraya almamız lazım. Hemen üst sıraya alıyoruz bunu. Birinci sıraya bunu aldık. Ardından şuradaki enable or disable security check butu, burası disable olacak, şurası disable olacak. Ondan sonra exit, save and exit change diyorsunuz. Yes diyorsunuz. F12 tuşuna basıyoruz şimdi. F12 tuşundan gördüğünüz gibi USB HDD ve Windows, biz USB HDD ile cihazımızın kurulumuna başlayacağız. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? İlk kuralımız neydi? Birinci kuralımız 32 bit işletim sistemi kuracağız. Onun için ISO dosyamızın 32 bit olması lazım. İkinci kuralımız bir OTG kablosu veya USB çoğaltıcısına ihtiyacımız var. Çünkü ben biraz sonra ekranda fareyi kullanmam lazım. Bana fare lazım. Üçüncü seçenek supervisor password'ını oluşturuyoruz. Daha sonra F12 tuşunu enable yapıyoruz. Göstermiş olduğum ayarlardan. Boot menüsünden USB'mizi birinci sıraya alıyoruz. Hani o F12 çalıştırmazsak boot menüsünden zaten birinci sıraya aldığımız için cihazımız kurulum ekranına gelecektir. Şimdi kurulum ekranının gelmesini bekliyoruz. Windows 10 32 bit. Buradaki en önemli detay 64 bit olmayacak. Bir, 32 bit ve UEFI olacak. Bunu da söyleyeyim. Unutmayın. 32 bit bir işletim sistemini UEFI modunda kuracaksınız. UEFI ile 32 bit bir işletim sistemini USB'ye nasıl yazılacağınıza dair bilgiyi ben videonun açıklama kısmında vereceğim size. Kurulum ekranının gelmesini bekliyorum. Ben burada yeni bir kurulum yapacağım için hayır seçtim. Kurulum ekranım geldi. İleri dedim. Şimdi yükle dedim.
UEFI ve 32 bit. Buna dikkat edin. Buraları atlayabilirsiniz. Ben videoyu kesmek istemiyorum. Beklemeyin siz. Cihazımız Atom işlemcili bir cihaz. Onun için 64 bit işletim sistemlerini desteklemiyor. Bu sebeple 32 bit işletim sisteminde ISO'sunu indirip onu yazdırabileceksiniz. Bu şekilde USB ile format atabileceksiniz. Bu ekranın gelmesi biraz gecikecek sanırım. Keselim videomuzu. Evet, kısa bir bekleme sonrasında yükleme ekranımız geldi. Yükleme ekranımızda hemen bildiğiniz klasik şu ayarları yapıyoruz. İçinde dosyamız yok, bizim önemli bilgimiz yok. Bu şekilde biçimlendirip artık kurulum ekranının gelmesini bekleyeceğiz. Kurulumun bitmesini bekleyeceğiz. Daha sonra driverların yüklenmesi var. Driverları da eğer toplu halde bulabilirsem açıklama kısmında size bu cihaza ait driverların linkini de vereceğim inşallah. Windows 10 kurulumu bu şekilde. Neye dikkat ediyoruz? 32 bit olması.